kuzu falan ona getirdim. Bu hayvanı öptüm. Çünkü bunu falanına koydurdum ayakkabım. Beraber gittiydik. İlk gittiğim eşek. Mustafa güzel göz. Güzel olan onun yüreği aslında. Bilen bilir, bizim öykümüz bilmeyeni. Kapadokya yöresinin eşekli kütüphanecisi. Bir eğitim emekçisi. Cehalete karşı savaşın öncülerinden. Döneminde dünyanın takdir ettiği, bizim görmezlikten geldiğimiz insanlarımızdan biri. Mustafa Güzelgöz. Devlet planlama teşkilatı bana dedi ki Ziya Miyazunoğlu, Mustafa Bey Amerika'ya gidebilin. Efendim nasıl gittim, ne gidiyor dedi, 18 bin lira gidiyormuş. 18 bin lira ben bulamam, vallahi gidemem dedim. Ne yapalım? Senin dedi, biz de yaratıcı insan, şurada İngilizce bilin. Yaratıcı insan komitesi bu, birinciliği kazandığım. Yaratıcı insan 76 millet katılmış, Tayyip Bey, ben birinci geldim. İtalyanlar ikinci geliyordu, İtalyanlar alacadı. İtalyan köprü altı çocuklarını medeni bir insan gibi yetiştirmiş. Vali yapmış, kaymakam yapmış, kadı yapmış ama orada David Cook demiş ki şu, benim oyum Türk'te. Niye? Eğer eşek de demiş, kitap gideydi o köprü altı çocuğu olmaz onlar demiş. Fakat Türk eşek de kitap götürmüş, köprü altı yapmamış o yoksulluğun içinde. İşte güç buna diller demiş. Çoğaltamamışız sayılarını. Başaramamışız köprü altından çocuklarımızı kurtarmayı. Unutmuşuz Mustafa amca gibi yıldızlarımızı. Gökte aramışız hep. Oysa onlar hep yanı başımızdaydı. 1950'li yıllarda başlıyor öyküsü. Kütüphaneciliğe merak salışı onun sıradan olmayışı. Çünkü o bir cumhuriyet çocuğu. Eğitim onun için tek kurtuluş yolu. Nutuklarıyla değil, eğitime dair yaptıklarıyla anılıyor şimdi ve o da anılarıyla yaşıyor. Beni haberler merkezine çağırdı. Şey Menemencioğlu vardı. Turgut Menemencioğlu beni öptü, kucakladı. Dedi ki bayrağımızı şeref direğine çektirdin dedi. Suat Hayri Ürgüplü geldi. Dedi ki Mustafa'm kongreye gittim dedi. Amerikan kongresinde Orta Doğu'da bir de baktım eşekli büyük asmışlar. Senin orada Ürgüp deyince gözlerin doluktu ya, bir daha bir öpeyim dedi Suat Hayri. Orada kongrede var. Eşekli kütüphane. O zamanlar eşekler bugünkü birçok insandan daha çok eğitime katkıda bulunmuştu ama zaten. Ne diyor? Ne diyor? Nasıl? Nasılını ondan dinlemek gerekiyor. Uzun ve zor yolun inatçı yolcusu Mustafa amca. 1920 doğumlu, lisede bırakmış okulu. Sabahattin Çakmakoğlu o zaman kaymakammış Ürgüp'te. Kütüphane müdürü yapmış onu. Bir gün bir törende sandalye vermemişler kendisine. Sayılmak için hizmet etmek gerekiyor diye düşünmüş. En azından o zamanlar öyleymiş. Kütüphane karın doyurmaz diye muhtarı ikna edip bir kütüphane kurmuş köye. Hangi köydü bu dediğin? Bu Karayın. Karayın köyü. Orada biz bu kütüphaneyi donatmak için mücadeleye giriştim. Tabii 50 bin lirada Ziraat Bankası müdüründen, Mithat Türkiye'den aldım, İstanbul'a gittim.